Herkese merhabalar arkadaşlar. PES 2019 mobilde yeni haftaya başladık. Yeni etkinlikler geldi. Maalesef arkadaşlar geçen haftaki olduğu gibi bu haftada çok iyi etkinlikler geldiğini söyleyemeyeceğim. Ama yeni başlayanlar için güzel etkinlikler diyebiliriz. Öncelikle top açılım bölümüne geçelim. Temsilciler kısmına girelim. Backstraw'a Magic Moment geldi arkadaşlar. Yeni başlayanlar için dediğim gibi güzel bir top açılımı diyebiliriz. Ronaldo, Messi, Modric, Griezmann, Hazard, Kroos hemen gözümüze çarpıyor. Öncelikle dediğim gibi yeni başlayanlar için bu backstraw fena değil. 450 topta 45 siyah top. Bunu hesaplaması çok basit zaten yüzdeyi. %10 siyah top bulma şansımız var burada arkadaşlar. Dediğim gibi yeni başlayanlar için fena sayılmaz ama ben buradan top açılımı yapmayacağım. Çünkü buradaki 45 oyuncunun neredeyse 40 tanesi bende mevcut. O yüzden buradan top açılımı ben yapmayacağım. Ama dediğim gibi yeni başlayan arkadaşlar yapabilir. Özel temsilci bölümüne de kulüp seleksiyonu olarak Celtic ve Rangers geldi. Haftanın oyuncularından gelmeyeceğini zaten söylemiştim, bahsetmiştim az çok. Kulüp seleksiyonu olarak Rangers ve Celtic geldi. Buraya tekrar döneceğim. Hatta top açılımı da yapacağım arkadaşlar ama etkinlik bölümüne Güney Amerika'nın kulüplerinin tur etkinliği geldi. Online maç yine klasik. Şurada pozisyon antrenörü veriyor şurası da arkadaşlar. Bilginiz olsun, burayı da yapmayı unutmayın. Pozisyon antrenörleri oyuncunun overall'ının düşmeden başka mevkilerde oynamasını sağlayabiliyorsunuz. Tabi koyu yeşil renkte değil de açık renkte olan mevkilerde. Burada da yine Backstraw'dan 2 tane silver artı veriyor. Bir de Backstraw'dan ücretsiz bir tane açma. Maalesef tur etkinliğinde arkadaşlar çok fazla puan. Ben biraz maç yapmaya çalıştım. 6000 puan da yaptım zaten. Çok fazla puan veren oyuncu yok maalesef. Güney Amerika olduğu için 400 puan veren oyuncu bende bulunmuyor. Herhalde Ronaldinho falan. Ronaldinho işte ne bileyim. Bebeto'ya vermedi. Ronaldinho'ya da vermez herhalde. Herhalde 400 puanlı oyuncu yok sanırım arkadaşlar. Tur etkinliğinin içine girdiğinizde, şu takım yönetimine girdiğinizde şu sağ alt köşede kalecinin yanında yuvarlak halka işareti var. Buna bastığınız zaman puanları görebiliyorsunuz ve tur etkinliğinden daha fazla puan almanızı sağlıyor bu. Çok fazla puan veren oyuncu yok maalesef. Ama takımlar güçsüz geldiği için süper yıldızda veya işte bir altında en iyi oyuncuda oynayabilirsiniz. Şimdi şöyle bir oyunculara kısaca bir inceleyelim arkadaşlar. Ben şöyle kısaca bir göz atma fırsatım oldu. En gözüme çarpan oyuncu burada arkadaşlar. Celtic'te şu forvet oyuncusu Edward diye okunuyor herhalde. Edward arkadaşlar 67 seviyeye kadar çıkıyor. 1.87 boyunda, 20 yaşında muhteşem bir oyuncu olur herhalde. Daha siteye özellikleri, yani son seviyesindeki özellikleri düşmedi. Düşünce zaten şey yapacağım. Son seviyelerine yükselme seviyelerini sizlerle paylaşmaya çalışacağım inşallah. Bugün yetişmezse de yarına gelir herhalde. Çok fazla yükseltilmiş arkadaşlar özellikler. Bakın hızı sadece 77'den 88'e çıkmış. Şut gücü 70'den 78'e, patlama gücü 82'den 90'a. Yani herhalde top sürmesi de bakın 83'e kadar çıkmış. 11 yükselmiş. Muhteşem bir oyuncu oluyor ve 67'ye kadar yükselen nadir oyunculardan, siyah top olaraktan nadir oyunculardan bahsedebiliriz. Forest var burada. Yine 47 seviyeye kadar yükseliyor. Özelliklerine baktığımızda top kontrolü, top sürmesi fena değil. Bitiricilik yok maalesef. Ama hızı 91'den, patlama gücü 95'ten başlıyor. Fena bir kanat oyuncusu değil. Sol bek var. Ofansif orta sahalar var. 1.89'luk bir ofansif orta saha gözümüze çarpıyor. Şu diğerine de bir bakacağım hemen. Bakalım, top sürmesi fena değil. Hızı fena değil ama şut gücü düşük. Hemen Rangers'a da şöyle bir kısaca göz atalım. Daha sonra top açılımı yapacağım. Rangers'a da bakalım. Maalesef bu hafta Backstraw'dan yine top açmayacağım.
710 bin GP ile haftaya başladım arkadaşlar. Bakalım ne kadar GP kasabileceğim bu hafta. Önümüzdeki hafta inşallah efsaneler gelir. Şimdi kaleciye bakalım öncelikle. Boyu bir kere benden eksi not aldı arkadaşlar. Yani ben kısa boylu kalecileri pek haz etmiyorum. Ya yani benim görüşüm öyle, bilmiyorum. Belki siz seviyordursunuz. Kısa boylu kaleciler bana çok da cazip gelmiyor. Ama bu kalecinin özelliklerini acayip yükseltmişler arkadaşlar. Bakın kalecilik özelliği 81'den 94'e, refleksi de 79'dan 92'ye yükseltilmiş. Yani muhteşem özelliklere sahip. Daha bu birinci seviyesi. Biraz boyu uzun olabilseydi gerçekten muhteşem kaleci olurdu diye tahmin ediyorum. Forvet'e bakıyoruz. 22 yaşındaymış ve bu da 57 seviye kadar yükseliyormuş. Ama biraz önceki oyuncudan daha iyi bir özelliğe sahip değil diye düşünüyorum. Stoperler var. Stoperler 62 seviye kadar yükseliyor. Genç stoperler arkadaşlar. Fena değil. Bakalım. Savunma becerisi, top kazanması fena değil. Hızı 73'ten başlıyormuş. Diğer stopere de bir bakalım hemen. Bu da 26 yaşındaymış. Hemen özelliklerine bakalım. Yani fena oyuncular yok. Ama ben bilmiyorum. Şu genç stoper için buradan şimdi birer tane açacağım arkadaşlar. Bir tane Celtic'ten, bir tane Rangers'tan. Sizler de buralardan kimleri buldunuz veya Magic Mohamed'dan top açılımı yaptınız mı? Oradan kimleri buldunuz? Yorumlarda yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Öncelikle Celtic'ten bir tane açalım bakalım. Bastım. Genç forvet Edward gelirse çok güzel olur gerçekten. Şimşekli oyuncu yok arkadaşlar. Bakmıştım. Sizlere de ekstradan tekrardan göstermek de istemedim. Şimşekli oyuncu yok. İnşallah forveti buluruz. Bastım. Lan şaka mısın sen ya? Aa, atladı. Atladı. Siyah top geldi. Oo, en iyisi geldi be. Bence en iyisi geldi. Yani şu şey gelen en iyisi diyebilirim. Ben öyle düşünüyorum arkadaşlar. 1.87 boyunda. Yani top kontrolü, top sürmesi fena değil. Bitiriciliği yine 78'den başlıyor. 88 hızı var. Gerçekten dayanıklılığı kaçmış bakalım. Dayanıklılığı bayağı kötü ama forvet oyuncusu. Gerçekten sevindim arkadaşlar. En iyisi geldi diyebilirim buradan. Edward Celtic'ten 67 seviye kadar yükseliyor. Şu Rangers'tan da dediğim gibi şu ilk sıradaki stoper gelirse, şu genç olan 21 yaşındaki Voral gelirse güzel olur. Hadi bakalım buradan da şimdi bir tane açalım. 100 My Club parası ödedik. Toplar dönmeye başladı. Dediğim gibi arkadaşlar sizler de buradan kimleri buldunuz yorumlarda yazın bakalım. Bastım çok fazla uzatmadan. Atlar mısın lan? Aa, yine atladı be. Yine atladı. Kaleci geldi. Ya özellikleri muhteşem arkadaşlar. Son seviyesini gerçekten çok merak ediyorum. Daha siteye düşmedi. Yani birinci seviyedeki özellikleri bunlar arkadaşlar. Bakın şöyle bir daha göstereyim. Kalecilik 94'ten başlıyor. Muhtemelen %100 kalecilik 99 olacaktır. Refleksi de 98'de kalabilir diye tahmin ediyorum. Ya 97 ya 98'de kalır. Yakalamada 96 falan olur diye düşünüyorum. Gerçekten güzel bir kaleci diyebilirim bu oyunculara. Etkinliklerden dediğim gibi arkadaşlar gerçekten kötü oldu. Ben normalde simülasyonu da bitiriyordum. Çünkü simülasyonda şurada etkinlik modundaki arkadaşlar şöyle göstereyim. Simülasyonu da bitiriyordum. Çünkü sonunda yönetim beceri desteği var. Şöyle geldiğimiz zaman en sonunda ya bilmiyorum girer miyim girmez miyim. Bakın şu yönetim beceri desteği için her zaman bitiriyordum simülasyonda. Ama şu anda puan çok fazla vermediği için girer miyim girmez miyim gerçekten bilmiyorum. Düşüneceğim. Ama öncelikle bunu bitireceğim. Çünkü burada iki tane şey var arkadaşlar. Biliyorsunuz yönetim beceri desteği var. Şu yeni gelen oyuncular kaç puan veriyor onu merak ettim. Bir dakika. Şöyle yapalım. Neredeydi o? Nereden? Burada. Kaç puan veriyormuş? Bunlar da 200 puan veriyor.
200 puan fazla. Güney Amerikalı değiliz de sonuçta Avrupa'da oynuyor bu arkadaşlar. Celtic ve Rangers. Fazla puan vermiyor maalesef. 400 puan veren oyuncu yok sanırım. Yani daha önce Güney Amerika'dan Independiente'den top açılımı yapmış mıydık? Racing Kulüp'ten. Aynen oradan top açan varsa muhtemelen oradaki oyuncular 400 puan verecektir. Ben top açılımı yapmamıştım. Racing Kulüp'ten de Independiente'den de ikisinden de top açılımı yapmamıştım. Ama açılım yapanlar varsa oradaki oyuncular 400 puan verecektir. Videomu burada noktalandırıyorum arkadaşlar. Bir sonraki PES 2019 mobil bölümüyle tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.